Efendim, sosyal medya fenomeni Mahir Düz'ü hepiniz artık hatırlayacaksınız. Tekstilci sevgilisi Esra Çömelek'in servetini tükettiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Didem Arslan'ın programına canlı bağlanıp hakkında suçlamaları reddetti Mahir Düz. İntikamı da bu arada acı oldu, onu da belirtelim. Eski sevgilisinin evli ve iki çocuk babası bir şarkıcıyla yaşadığı yasak aşkını ifşa etti. Zehri takıp fırlatıyor oku ama tanıştırayım, kendisi pan zehrim olur. Elinde büyük bir koz varmış senin Mahir. O kozu ben açıklayacağım. Esra Hanım bir şeyler yaşıyor. O kişi çok ünlü bir, hepinizin çok çok yakından tanıdığı bir sanatçı. Kendisini zengin kadın avcılığıyla suçlayan tekstilcinin yasak aşkını ifşa etti. O yasak aşkı da herkesin yakından tanıdığı evli ve çocuk sahibi bir şarkıcıydı. Ben Doğuş Bey'i Çınarcık'tan tanıyordum eskiden de. O ünlü kişi? Doğuş, Doğuş evet. Mu? Ünlü şarkıcı. Doğuş'ta mı birlikteydin? Yani birlikteydik mi değil miydik onu da anlamadım yani. Tekstilci Esra Çömelek gönlünü kaptırdığı Mahir Düz'e aldığı lüks araçlar ve pahalı hediyeler yüzünden tam 15 milyon lirasının buhar olduğu suçlamalarıyla gelmişti gündeme. Bu arabayı ben almıştım. Bu arabaya ne kadar para verdiniz? 2022'de geldi araç, Mersin'den getirttim. O zamanki değeri 920'ye gelmişti, şu an 3,5. Mahir Düz hakkındaki iddiaları reddederken elinde büyük bir koz olduğunu öne sürdü. İddiasına göre Esra 9 senedir evli olan iki çocuk babası bir şarkıcıyla yasak aşk yaşıyordu. Ne zaman tanıştınız Doğuş'la? 2020'de karşılaştık. Mahir'den kaç ay önce? Bir sene. Boşanacağım diye söylemişti. Kullanmak istediği koz Doğuş. Evet. Didem Arslan'ın programında dile getirilen iddialara göre muslu bir evlili olmasına rağmen şarkıcı Doğuş dini nikah kıydı Esra'ya karıcığım diye sesleniyordu. Nice mutlu senelere karıcığım. Ama evli Doğuş o sırada. İşte hala boşanmaya çalışıyorum deyip duruyordu yani. Fotoğrafın devamı var. O ekranlarınıza gelsin lütfen. Aa, imam nikahı kıymışlar. Peki bu dini nikah kıyıldıktan sonra ne yaptınız? Evine gittim. Esra Çömelek'in iddialarına göre Doğuş da tıpkı Mahir Düz gibi onu evlilik vaadiyle kandırmıştı. Ayrılmak istiyorum. Ayrılırsa bu zamana kadar sen niye tekrar karşıma çıkmadın, senle evlenirdim falan dedi. İlk kez gördüğü anda mı bu sözleri söylemeye evet başladı? Ondan sonra görüşmeye başladık işte. Skandal ihanet iddialarına karşı Doğuş hala sessizliğini koruyor. Mahir Düz ise günlerdir devam eden kendisine yönelik suçlamaların intikamını almış oldu.